Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takım arkadaşlarımla ilk maçımdayım. Şaka şaka, daha tanışma faslındayım. Ama ne kadar da bilmiyorum farkındasınız ama Ronaldo'nun, Talisca'nın, Mane'nin yeni kankasıyım. Ha, bu da benim. Hiç bana benzemiyor ama benim. Evet, imaj. Ronaldo Talisca bana dedi. Buraya gelirken imajını kontrol et. Rolex saat istiyorsan tarzın olmalı dedi. Tamam acı dedim. O iş bende dedim. Ben de bir MMA dövüşçüsü gibi artık sahada görevimi yapacağım. Ama kendime eldiven alacak para bulamadım. Onu da birazdan inşallah ilk maaşımla çözmeye çalışacağım. Şimdi hocamızın bizden beklentileri bu şekildeymiş. Yapabilir miyiz? Meh. Neden meh diyorum? Çünkü oyunun öyle bir dinamiği değişmiş ki köşeyi bilseniz de tutamıyorsunuz. Hani ne kadar mazimiz olsa da şu MMA dövüşçüsüyle neler yapabileceğiz çok merak ediyorum. Ve lafı da fazla uzatmadan aktivitelere bir bakalım. Nedir ne değildir. Şimdi 10 gün sonra doluyormuş. Şimdi takım arkadaşlarımı motive edebilirim. Herkese hazır olduğumu söyleyebilirim. Hazırım lan ben. Dünden hazırım. Çok mu atarlı oldu ya? Ne dersiniz? Çok mu atarlı oldu? Şimdi takımda Ronaldo var, Mane var, Talisca var, Otavio var, Fofana var, Laporte var, Ospina'yı diğer kaleci. Biraz fazla oldu sanki. Ama neyse. Problem mi değil. Hallederiz be. İlerleyen günlerde. Onlara da bizim kim olduğumuzu, onların kankası olabileceğimizi gösteririz. Şimdi yavaş yavaş şöyle potansiyelimize baktıktan sonra pek de potansiyelimizin olmadığını görüp hemen ben ufaktan bir başkanımızdan rica edeyim. Gideyim. Hocam bana bir krampon. Sevabına. Bir dene de eldiven diyeyim. Bu arada ben uzun giyerim ya. Ben uzun seviyorum. Eldiven? Diyecektim eldiven koymadınız mı? Koymayı mı unuttunuz? Tamam, gayet şu an şık. Ben Adidas'çıyım. Yanlış anlamayın. Anan dedeni itti, deden ananı bipti. Kafasında olan tayfadayım. Tabii ki şimdi burada gezerken bir şey de dikkatimi çekti. Önceden de vardı o gerçi. Eşofman altı falan giyme etme de. Onunla ilgili bir anım olduğu için hiç o topa girmeyeceğim. Yanlış anlamayın. Anımı birazdan anlatırım. Onun çok acelesi yok ama onu giymeyeceğim. Onu aklınızdan çıkartın. Bu arada yorum, öneri, düşüncelerinizi bekliyorum. Like atarsanız keyif alıp da eğlenirseniz de destek olabilir. Abone olabilirsiniz. Hatırlatırım. Antrenman diyor. Antrenmanlardan da nefret ederim ama hadi bir seferlik de olsun yapalım. Şimdi gülle kurtarma. Tabii bir yandan da aslında antrenman yapmam gerekiyor. Çünkü dediğim gibi dinamik değiştiği için biraz zor geliyor. Yani alışma faslının ne kadar olacak bilemiyorum. Ufaktan bir deneyelim ama. Çünkü ben ne kadar köşeyi tahmin etsem de atlayamıyorum ya. Vallahi atlayamıyorum. Vur kardeşim benim. Bu değil bu arada demek istedim. Bunda hani problem olmuyor da. Birazcık şeyde sıkıntı var. Maç içinde. Ki bunda da problem oluyor. Yani nedense uzak köşeye istediğim şekilde reaksiyon veremiyorum. Yani şu toplan Allah. Normalde tutulabilesi, rahat, yumuşatılabilecek toplar. Ki zaten Ronaldo'nun ne kadar bana güzellik yapmak istediğinin de farkına varmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Bu arada şu yazıyı bir an önce kaldıralım. Hani gördüm, tamam, anladım. O yönden sıkıntı da yok ama hocam yeter, bitsin artık antrenman. Bunlarda zaten ben problem yaşamıyorum. İçiniz rahat olsun. Maç içerisinde ben problem yaşıyorum. Saçma bir şekilde. Tekniğim iyidir. Tekniğim iyidir. Ona hemen gösterebilirim. Al kardeşim benim. Ne oluyor lan? Arkadan garipten sesler geliyor. Hocam biri varillere vuruyor. Ona bir ayar çekin. Ulan ben buna nasıl atacağım? Şöyle denesem. Yani. Olabilir. Daha onu atmak için de ta buraya kadar gelmem biraz kötü oldu. Zar zor gidiyor top. Kardeşim bekle bekle. Al. Tutarsın onu be. Aslanım benim be. Al bakayım sen de.
Ana top gitmedi lan. O zaman şöyle yapacağız illa. Eyvah eyvah, ben dikemiyorum topları degaj. Hocam sert degaj dik diyorsun da o da aynı gidiyor. Bir şey fark etmiyor ki. Neyse gel öne. Gel elle oynayalım biz. Tamam, olağanüstü. Yalandan kim ölmüş? Ah, sen de al paşam benim. Güzel. 2'de 2. Gayet iyiyiz. Fena değiliz. Hareket, sprint, kurtarış. Hareket, sprint, kurtarış. Tamam. Bak L1'e basılı tut diyorsun. Al tuttum. Şuraya vuracak. Yani pek bilinçli bir... Lan kapattı köşe. Ama yani buraya. Eyvah eyvah, zar zor topa reaksiyon gösteriyor bu. Bizim işimizi yaş. O ne lan? Uzak köşe mi? Yakın köşe vurdu. Bu kadar iğrenç bir şekilde antrenmana bu performans bence biraz abartıydı ama neyse, sonuçları görebiliriz. A artı yok mu bu arada? A mı son ya? A. Ne demek istediğimi biraz az çok anlamışsınızdır. Köşeyi tahmin ediyorum. Reaksiyon veriyorum ama atlayamıyorum. Bununla alakalı bilgisi, önerisi, düşüncesi olan varsa da tavsiyeleri açayım. Hani ne kadar geçmişten bir mazim olmuş olsa da bir sıkıntı var abi. Ve o sıkıntıyı ben çözemedim lan. İki tane mi verebiliyoruz? Dur lan. Buna vermeyeceğiz. Pozisyona verebilirim. Hatta ben pozisyona biraz abanayım. Refleks uçma. Yani şu an için yeterli. Verdin mi o puanları? Vermedin. Verdin mi? Vermedin mi? Ne oldu orada? Ben anlamadım ya. Oyuncu gelişim. Ha, vermiş. Tamam. Bu arada kameranın falan kusuruna bakmayın. PlayStation'a geçtiğim için ister istemez kamera bu açıda oluyor. Ona da hani bir çözüm üretmeye çalışacağım ama görüntümü engellememesi için nasıl bir şey yapabilirim? Onu tam olarak kestiremiyorum. Bu arada yakışıklı çocuk ha. Hani. Yakışıklı çocuk. Hoş bulduk başka. Hoş bulduk hocam. Hadi yavaştan maça gidelim ya. Aktiviteler ne? Benim bunları yapabilecek hiç param yok ki. Telefon uygulaması falan diyor. Ulan bir sponsor yakalasak bari. Hayatımız boyunca bir tane sponsorumuz olmadan gittik demeyiz öbür tarafa. Yani neden olmasın be? Bu arada Ospina'yı tıklan diyorum. Çık kenara. Ben geçeceğim kale. Umarım bunu iyi değerlendirebilirim bu fırsatları. Elimden geldiğince ilk 11'e girip o kankalık moduna geçip yakın zamanda da Ronaldo'nun Bugatti'sine, Ferrari'sine çökme niyetindeyim. Haberiniz olsun. Maç ratingi 2 golden fazla gol yemekten kaçın. Olur. Basit. 2 tane yemem herhalde. Eşek değilim o kadar da. Ronaldo. Yavrum benim. Lan destur bismillah, daha yeni geldik mi birader? Hani sakin. Sakin. La Fortu. Golü bile göremedim. Şişt, golü göremedim. Allah oğlum. Adam içine girdi çıktı lan. Abo. Yani Ronaldo'nun ortası, Laporte'un kafası, kalecinin müdahalesi yetersiz kaldı. Gol oldu ama golden sonra hiç o şeyler olmadı. Neyse 1-0. Önemli olan o. Golümüzü attık. Laporte'la 2-0'ı yakaladık. Önemli olan bu. Çok öyle giriş çıkışlar aldırış etmeyelim. Etmeyelim. Edersek bu işin sonu hiç iyi yere gitmez. Artı 18 koyamam ben yani. Vallahi koyamam. Zaten yeteri kadar telif yiyoruz. Bir de onunla uğraşmayalım. Rica ediyorum. Yap yap. Ortanı yap. Ama orta açıyorsanız açın. Açmıyorsanız da şut çekin. Hadi. Hadi ben hazırım. Vur uzak köşeme. Lan adım açıyor, zıplamıyor ya. Vallahi çıldıracağım ben, bu işi çözemedim ya. Niye abi? Bak kaç adım attım oraya ya. Bak ya bak. Bak. İki adım atıyorsun lan. İki adım atana kadar elini uzat. Hocam vallahi zıplayamadım ya. Ama olur değil mi? Sen de haklısın.
Çok enteresan bir kariyer başlangıcı oldu. Haberiniz olsun. Lan L1'e bastım, acaba ondan mı zıplamadı? Hala çözemedim şu olayı. Basıyorsun zıplıyor, basmıyorsun zıplıyor. Bazen hiç zıplamıyor iki şekilde de. Bu arada Ronaldo karşı karşıya. Güzel be Ronaldo. Vallahi güzel. Kankam benim be. Yapmışsın. Hey be. Ne oldu? Namaza niyaza mı geldin lan? Zamanında bunun CEO'su değişmiş. Görmeyeli bayağı şey değişmiş ya. Yani karşı karşıya bitirdi ama abi. O golü yemeseydim ya. Vallahi benim de kariyerim başlamadan sanki bitebilir gibi. Çok güzel paslaştık beyler. Ah be Ronaldo. Birazcık beklesen var ya. Otavio orada koşu yapacaktı da. Brozovic güzel girdin. Mane, Ronaldo, Sami karşı karşıya bitirdi. Skoru 4-1'e getirdi. Aferin lan Sami. Laport'un da içinden geçtin ama aramızda kalsın be Sami. Valla güzel güzel, bu takımda işi var. Şu an bir tek bende iş yok galiba. Şu an onu fark ettim. Ama yani güzel paslarla, Mane ile, Ronaldo ile, Otavio ile, Brozovic ile, baskıyla iyi işler başarıyoruz. Sami ile de golü buluyoruz. Lan adam gol yedi ama uçtu ya, ben onu da yapamadım. Şu an birazcık oradan bir tadım kaçık. Yanlış anlamayın. Ufacık ucundan da olsa tadım kaçık. İzin verme. İzin verme. Kesersin onu. Harikasın Laport'um be. O Taliska başkan. İyisi. Kankam benim be. Olacağız değil mi kanka lan? Bu arada ben öyle diyorum ama. Oluruz herhalde ya. Dikkat. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Kaleye tuşa gol. Şaka maka bir yana kaleye tuşa o top gol. Neyse. Hocam iyi plancı anne değil mi? En azından bir şeyler gösterebiliyorum sana. Beyler merkez. Bak kaçıyor. Dikkat. Kapat onun da önünü. Aman çok kötü kaçtı lan. Aman aman harikasın Laport'um. Güzel müdahale. Vallahi beni ipten aldın. Sana çok teşekkür ediyor. 4-1'le de Oxford'u evine gönderiyoruz. Yani ilk maçımın benimle bıraktığı eser pek hoş değildi ama olsun, en azından kazandık ya. Yani şöyle bir gerçek var. Ben defansta, daha doğrusu kalede, defanstaki arkadaşlarla uyum sağlamaya çalışırken az biraz da bir şeyler yapmaya niyetlenebilirsem, bir şeyler yapmaktan da kastım uçmayı öğrenebilirsem, bu sene biz şampiyonuz. Evet, bunun size garantisini verebilirim. Şimdi biz nerede patladık? Uçmada patladık. Ne yaptık? Uçmadık. Uçacağız. Evet, bu saatten sonra uçacağız. Şunu da verelim. Yani en azından 3 puanımız 70 küsur olsun da biz de oradan bir ekmeğimizi yiyelim. Maç gününe de yavaştan geçelim. Oh, gene öndeyiz. Gene öndeyiz. İyiyiz beyler be. Vallahi. Rakipte de Horney var. Ama çakma Horney o galiba. Kişiliğe git falan bir şey dedi orada. Neydi o? Ospinacığım, alacağım oğlum senden bu kaleyi. Sen de bu arada kaleci kazanla gel. Bak yanlış anlama. O olmuyor. İki gol yemekten kaçın. Bu olsun. Lan ne oldu? Ha. Bir an dedim kaleleri mi şaşırdık? Ne oluyor? Kamera farklı yerden zoomladı. Kim olduğumu şaşırdı. Ben onu yakında şaşırtacağım. Şaşırtacağım ama ben onu öyle medya oyunlarıyla değil, yeteneğimle, tekniğimle, kurtarışlarımla şaşırtacağım. Sağ kapatalım beyler. Sağ kapatalım. Vallahi Onyekuru'nun kanat yol geçen anı gibi oldu. Sultanım. Sultanım. Bak görüyorsun, senin kanattan gümbür gümbür geliyorlar. Yani bir oradan kalkmayan Ankara Eskişehir hızlı tren hattı kaldı. Ben sana öyle söyleyeyim. Dikkat et. Bu arada Ronaldo güzel açtın sen oyunu da, bizim garip çok garip oynuyor. Otavio'cum güzel pas.
Garip. Ronaldo'ya bıraktı. Ronaldo gömdü. Gömdü. Adam be. Siu çektir be. Siu yaptır be. Yaptırmadı be. Klasik. Ben buradayım şovunu yapıyor. Saygı duyun diye. Adam olun diyor. Allah'ım. Ronaldo gömçürüyor da gömçürüyor. Kalecinin de üzerine gelmişti. Adam korkudan ne yapacağını şaşırdı ya. Herhalde bileğim falan kırılır sandı. Beyler yemeden gidersek vallahi çok mutlu olurum. Al Rashidi kaçıyor beyler aradan. Solu da kapatabilirsek mükemmelsiniz. Çok güzel geldiler ve işi bitirdiler. Ya gene yedim ama ya. Vallahi olmaz. Ben böyle kesemem ki Ospina'yı. Ya hocam benim suçum. La Sultan. Abi niye kaçırıyorsun adamını? Sultan nerede bizim? Abi Sultan merkezi kapatıyor. Orası senin görevin mi oğlum? Yani reaksiyon vermeye çalıştım ama hayatta yetişemem ki ben o topa. Onyekuru'nun da hayatında kaç tane kafa golü var. Adam geldi uçarak kafa koydu. Gene yedik. Ulan Onyekuru. Her yerde yakıyorsun beni ha. Ulan gider ayak gol yedik iyi mi ya. Moraller bozuk. 2'de 2 ilerliyoruz. Biz bu kafayla Ospina'yı kesemeyiz. Ben size söyledim. Yani seviniyoruz, ediyoruz kazandığımız ama benim içim yanıyor, içim. Şaka maka bir yana içim yanıyor. Ya kankam, sen orayı niye tutmuyorsun? Sen kimsin bu arada? Brozovic sen misin ya? Ay pardon, özür dilerim, sen Brozovic'tin. 4.2 oynadım. Benim yapabileceğim ama bu pozisyonda hiçbir şey yoktu ya. Yani şöyle düşünüyorum. Pozisyonu tekrar alıyorum. Kelebek etkisi yapayım diyorum. Ama yok. Ön direkten arka direğe kesti. Benim o topa yapabileceğim hiçbir şey yok. Ya hocam vallahi hep seninle bak aram kötü oluyor. Bak bu Ospina çok seviniyor. Yemin ediyorum moralim bozuluyor ya. Benim suçum yoktu o golde. Vallahi Sultan'ın suçu. Aktivite gelmiş. Düşük performans diyor. Ben eleştirileri savunurum. Ben kendimi geliştirmeye adayacağım. Yani orada normalde Sultan'ın suçu vardı. Adamını kaçırdı. Yanlış pozisyonda durdu ama. Şimdi bunu söylersem, eleştirileri savuşturursam, ben her maçta bir tane yediğimi varsayarsam bu benim elimde patlayabilir. Ben kendimi geliştirmeye adıyorum. Aynen. Ben kendimi geliştirmeye adayacağım. Başkan bir Rolex olmasa da Casio Masio yok mu ya? Vallahi ben ona da okeyim şu an. Yani şu an ben ona da okeyim çünkü birazcık iş farklı. Bu arada Gent de Montepiya benle ilgileniyormuş. Kendimi geliştirmem için fırsat diyor. Ben bu takımda kendimi geliştirmek istiyordum ya. Kaleci vuruşu değil abi. Ben refleks istiyorum. Başka da puanım yetmiyor. Bir de çok az benim hızlanmam lazım. Aynen benim hızlanmam lazım. Birazcık kalede hantal gibi hissediyorum. Yani sonuçta atik bir insan olacaksak, refleks reaksiyon göstereceksek hızlı olmamız lazım. Ani tepki vermemiz lazım. Bu arada maç 0-0. Bu maçı da mutlaka kazanmamız lazım. Çünkü kaleyi tutarsa gol gidiyor malum. Aa kişiliğim varmış benim. Ne kişi? Ben karaktersiz miyim? Niye benim kişiliğim yok mu? Bu ne? Ölü top, sert kafa, keskin vuru, teknik, meknik, engel, kaleden çıkma. Yok. Öyle bir şey yok şu an. İnce pas. Ha, benimkiler zaten bunlarmış. Voley olmaz. Yani reaksiyon, refleks bizim işimiz. Neden olmasın? Acaba bu bir önceki maçta da mı vardı? Çünkü o maçta da ben uyarı almıştım. Ulan Ospina. Vallahi kaleyi sana ligde emanet edeceğiz ha böyle giderse. Ama şu formaya bir çözüm üret kanka. Abi 6.5 rating hayatta ben yapamam ki. Kaleye top gelmiyor. Kankam al.
Kısa başlıyorum. Devamını sen getirsin Laporto. Ronaldo. Kaldırdın kafanı. Baktın etrafına. Mane'nin koşusunu görmezden geldin. İçeriği tercih ettin. Ama Otovya'nın şutunda kalite. Niye? Tuttu. Adamın çok olan ver aradan. Güzel pas. Ronaldo yazdı mı? Aa, pas verdi Sami'ye. Lan Sami. Ulan Sami. Niye pas istedin ki ya? Beyler gelen giden yok. Sultan bak gene pozisyonunu kaybetme oğlum. Bak adam kaçırıyorsun. Hani yetmiyormuş gibi başıma benim iş çıkartıyorsun. Aman diyeyim bak. Ospina'yı keseceğim oğlum ben. Niyetim bu. Derdim bu. Vur lan. Vurma lan. Vallahi vursa var ya. Top kaleye doğru bir yönelse yönelse kaza kurşunu çatala sardı. İyi paylaş, iyi paylaş. Ben hemen bunu çıkar alırım. Alamam. Alamam. Dönen topa bakalım o yüzden. Şaka maka bir yana benim cidden tekniğimi geliştirmem gerekiyor hız konusunda da. Çalışmam lazım, kondisyon basmam lazım, fizik basmam lazım. Ama bunları nasıl yapacağım çok merak ediyorum. Malum hepsi aynı anda olmuyor. Bas Sultan, bas Sultan. Bak arkana çok rahat bıraktı. Çok rahat bıraktı. Aha çıkarttım. İşte bu bir işaret. İşte bu bir işaret. Ospina gör bunu. Gör bunu Ospina. Pek isteyerek çıkartmadım ama olsun. Yani en azından siftahımız olsun. Öyle düşünebiliriz. Laportop. Beyler ben ileriye doğru dikiyorum. Mane onu alır almaz zerre de umurumda değil. Benden çıksın abi o top. Sultan. Sakin. Güzel pas Mane'ye. Mane bekledi. Sultan. Talisca bıraktı. Ronaldo. Bitirdi bu işi be. Bitirdi be. Aldı benden gazı. Bak aldı benden gazı. Baktı orada çıkartıyor bu çocuk. Bu çocuk oynamak istiyor dedi. Dur dedi biz de dedi. İleride dedi bize düşeni yapalım. Ona bir abiliğimizi gösterelim dedi. Kalecinin kapattığı köşeden sert bir şutla sol ayağının üstüyle işi ve fişi çekmeyi, bitirmeyi başardı. Hocam, niye sana gelsinler ya? Yanlış anlama da. Bırak kendi aralarında kutlasınlar. Ben gelebilirim ama bak istersen neredesin oradasın. Bir sonraki gol sendeyim hocam. Ben kaç oldum? 6.2 oldum. Bu ne ya? O kadar da güzel top tutmuştum halbuki. Tamam çok efektif değildi ama olsun yani. Sonuçta kaleye giden bir toptu. Engellemeyi başardık. En azından yemedik. Derken de bunu yemeyelim be. Kapatın önünü. Vurdurma. Aferin, aferin. Sağda gene Sultan. Sağda gene Sultan. Sultan, Sultan. Lan Sultan. Var ya bak. Ocağına incir ağacı dökerim senin Sultan. Oğlum yakın oyna lan. Az daha yiyorduk gene ha. Parmaklarım kırılacaktı lan. Çok dikine geldi yanlış anlama. Şöyle bir incildi ama olsun. Sıkıntı yok. Hadi. İyi paylaşıyoruz içeride. Ondan sonra bu maçı gönül rahatlığıyla arkada bırakacağız. Manecim. Ulan bir an var ya adama verdin sandım. Çok fena tırstım ha. Çünkü gelişine temiz bir şut çıkartabilirlerdi. Ronaldo. Güzel. Şu çocuk çok eziyor topları ya. Umarım başkan onun yerine de bir transfer yapar. Ulan ben kendi yerimi daha sağlam alamadan takımdaki oyuncuları eleştirmeye başladım. Ben de nasıl bir adamım ya? Ortama hemen uyum sağlıyorum değil mi? Yani Avrupa'dan geldiğimi hissettiriyorum en azından. Öyle düşünebiliriz. Hocam bitirebilirsin. Teşekkür ediyorum ve biz galiba bir üst turdayız. Evet, bunu başardık. Ve en önemlisi deney bu maç. Gol yemeden iki tane de top tutup gol yenmeyen maçlara bir maç katmayı başardık. Ne çıkarttım lan iki tane? Ha? İyiydim değil mi bu maç? İyiydim. Değil mi? İyi. Maçın adamı kim oldu? Yani. Diğer maçlara nazaran bayağı bu sefer performans olarak fena değildim. Hocam aramız güzelleşti mi? Ana hocayla hiç diyaloğa bile giremedik bu sefer. Ha. Oh. Anam Ospina aldım lan kaleyi senden. Aldım kaleyi senden Ospinacığım. İşte bu işler böyle oluyor. Şş, gör gör. İki top tuttum. Ulan hocanın gözüne girdim. Nasıl bir yokluk lan bu takımı çekti?
Çok ilginç. Vallahi çok ilginç. Haberlere de çıktım. Ben daha ne yapayım ya? Bu kadar kısa sürede haberlere çıkmayı başardım ya. Helal bana. Aa, biz şampiyon olmuşuz. Hadi ya. Kalp. Nasıl şampiyon olduk biz? Bunun bir üst turu yok muydu ya? Hocam bir üst turu falan da vardır bunun. Yok muydu cidden? Lig sistemi diyeceğim, bu nasıl bir lig sistemi? Turnuva diyeceğim, bu nasıl bir turnuva? Anlamadım. Ama problem mi değil? Hiç problem değil. Biz elimizden geleni yaptık mı arkadaş? Yaptık. Toplarımızı tuttuk mu? Tuttuk. Ligin artık... Hocam aram niye seninle kötü oldu benim? Aa, benim hocayla aram kötü oldu. Şunu alsam mı ki? Yani bir tek param ona yetiyor. Ben onu alayım. Aynen, ben bunu alayım ya. Ne işe yarayacak hiçbir fikrim yok. Aldım ama yatırımım var mı? Lan şöyle bir borsaya, kriptoya girsek aslında fena da olmaz ama. Neyse. E-spor takımı. Hay, e-spor takımına bile giriş yapabiliyoruz. İyiymiş. Hocam, benim galiba aram senle antrenman yapmadığım için oldu. Emin değilim ama galiba bu yüzden oldu. Ama sen de hiç antrenman falan demedin. Ulan 3 maçta adamın gözüne girmeyi başardım. Demek ki ben böyle devam edersem yakında Luis Castro'nun görevine bile son verebilecek pozisyona gelebilirim. Yalandan kim ölmüş. Ama en azından kaleci antrenör olmayı başarabilirim. Yani sahada ekmek yiyemezsem de en azından teknik ekipte ekmek yeme şansım var. Adamı bu kadar kısa sürede ben etkilemeyi beklemiyordum. Hele ki rakibim Ospina'yken. Ama önemli olan ne? İşlerin ciddiye binmesi. Önemli olan ne? Ligin bir sonraki bölümde başlıyor olması ve en önemlisi, en önemli olay ne? Hala Rolex'i alamadım. Evet, benim aklım Rolex'e kaldı. Yanlış anlamayın. Para her şeydir. Para Arabistan'da her şeydir. Yani benim takım arkadaşımın Rolex'i varken, Bugatti'si varken benim daha şu an ne bir arabam, ne de yatım, ne de katım var. Sadece trambolinim var. Onda da hopluyorum, zıplıyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Umarım keyif almış, eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Like atarak, yorum yaparak, önerileriniz varsa söyleyerek, dile getirerek destek olabilirsiniz. Bunu da hatırlatır. Ufak ufak bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyebilirim. Gönül rahatlığıyla da gol yemeden de bir maç tamamladık. Az biraz mutluyum. Umarım devamı da gelir.